Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah bu akşam sizlerle birlikte Tatbikun Nahvi eserimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimiz ve ondan önceki dersimizde inne ve kardeşlerine giriş yapmıştık. Son dersimizde inne okumanın yani kesresinin, innenin hemzesinin kesresinin vacip olduğu yerleri görmüştük. Bugünkü dersimizde de hem fethalı okumanın yani enne okumanın vacip olduğu yerleri hem de inne ve enne okumanın ikisinin de caiz olduğu yerleri görerek e, konumuzu biraz daha ileriye götüreceğiz. Kısmet olursa bir sonraki dersimizde inşallah salı günü inne ve kardeşleri konusunu komple bitirmiş olacağız. Sadece bir dersimiz daha kaldı bu konuyla alakalı. Vucubul fethi yani innenin hemzesinin fethalı olmasının vacip olmasını şimdi öğreneceğiz. Yani biz nerede enne olarak okumak zorundayız. Bugün bunu öğrenmiş olacağız. Yecibu fethu hemzeti inne innenin hemzesinin fethalı olması gerekir. Yani fethalı olması vaciptir. İze tuhtemmu İze tuhtemmu hükmedildiği zaman takdiruha ma'a ma'muliha bi mastarin yaqa'u fi mahalli raf'in ev nasbin ev cerrin şimdi enne ma'mulleriyle ma birlikte enne ma'mulleriyle ma birlikte yani enne ismi ve haberiyle birlikte fi mahalli ref olan veya fi mahalli nasb olan veya fi mahalli cer olan bir mastar takdirinde hükmedildiğinde sayın hocalarım. Yani şöyle diyelim biz ne zaman ki enne ismi ve haberiyle birlikte burada mastarı müevveldir diyebiliyorsak o zaman onu enne okumamız bizim için vacip olur. Bir önceki dersimizde inne okumanın vacip olduğu yerlerde bunun tam tersi bir madde vardı. Yani ismi ve haberiyle birlikte mastara tevil edilememesi gerekiyordu. O zaman inne okumak vacip. Ama mastara tevil ediliyorsa o zaman enne okumak ne olacak? Vacip olacak. Yine geçen ders paylaşmıştım. Mastarı müevvel bizim için şu an için iki şekilde olabiliyor. Birisi eni mastarı ye ve yanında gelen mansup fiili muzarisiyle diğeri de enne ismi ve haberiyle birlikte mastarı müevveli oluşturuyorlar sayın hocalarım. Dolayısıyla geçen ders uyardığım için bir daha hatırlatacağım. İnne mastarı müevvel oluşturamıyor maalesef ama enne rahatlıkla oluşturabilir. E yani enne o yani enne ismi ve haberiyle birlikte e, teşkulu ma'a ma'mûlühâ yani ismi ve haberiyle birlikte teşkulu, teşkul eder yani oluşturur cüz'en bir cüz bir bölüm oluşturur nasıl bir bölüm teftekyru teftekiru yani muhtaç oluyor ileyhil cümletu cümlenin kendisine muhtaç olduğu cümlenin kendisine ihtiyaç duyduğu bir neyi oluşturuyor bir cüzü bir bölümü oluşturuyor. Sayın hocalar. Şöyle söyleyelim. Kitap burada bunu neden yazmış olabilir? Çünkü masdar-ı müevvel cümlede çok önemli görevleri alabiliyor. Yani fail olabiliyor, işte mef'ul bir olabiliyor. Çok önemli e, asli vazifeler alabiliyor. Dolayısıyla enne ismi ve haberiyle olan bu masdar-ı müevvel cümlenin kendisine ihtiyaç duyduğu bir bölüme dönüşebiliyor. Eğer işte böyle olursa bizim karşımızdaki en nedir? Mutlaka en nedir? Şimdi birincisi şu. En yekunel mastaru failen. Yani dedik ya burada cümlenin kendisine ihtiyaç duyduğu bir cüzü teşkül eder. En yani mastarı müevvelimiz. İşte bu mastar cümlede ne olabiliyor? Cümlede fail olabiliyor. Ne gibi? Yesuduni ya da yusiduni yani beni sevindiriyor yusiduni beni sevindiriyor. Enneke muveffikun senin başarılı olman beni sevindiriyor. Şimdi iraba baktığımız zaman yusidu fiili muzari merfu. Nunu vikayemiz var. Burada da mütekellim yağımız var. Sükun üzere mebni fi mahalli nas mefulü bi. Enne harfu tevkit ve nas. Ke ennenin ismi fi mahalli nas. Muveffikun da ennenin haberi ve merfu. Şimdi cümleye bir daha baktığımızda yus'iduni bölümünün fiil ve mef'ulü bihi oluşturduğunu, dolayısıyla enneke muveffikun mastarın müevvelinin de burada fail olduğunu görüyoruz bakın. Ne oldu? Bizim mastarın müevvelimiz burada çok rahat fail olabiliyor. Şimdi mastarın müevvelin diğer bir avantajı, mastarın müevvel şu sayın hocalar belki içimizde tam bilmeyenler ya da mastarı müevel olayını tam kavrayamayanlar olabilir. Bu işin mantığı şu. Biz cümlede enneyi, ennenin ismini ve ennenin haberini o cümleden kaldırıp onun yerine bu mananın tamamını kapsayan bir mastarı onun yerine cümleye bırakabiliyorsak işte bu mastarı müevveldir. O yüzden mesela bu cümlemizde enneke muveffikun yerine tevfikuke bakın. tevfi kuke Senin başarın beni mutlu ediyor. İşte burada olduğu gibi enneke muveffikun yerine tevfikuke'nin aynısı bunların manası birebir aynı. İki cümleyle de meramımızı anlatabiliriz Arapçada. Ama aralarında dağlar kadar fark var. Yani manen bir fark olmasa da İrab açısından farkımız var. O da nedir? Mesela yusaidunu tevfiku ke cümlemizde tevfiku fail muzaf ke muzafın ileydir. Buranın irabı bu kadar basit. Ama enneke muvaffikunda harfu tevketimiz var, onun ismi var, onun haberi var. Bu tamamını alıp masların müevvel deyip fail deyip fi mahalli ref demek var. Ama tevfikuke mahalli irap yok sayın hocalarım. Mastarı müevvel olan yerlerde mahalli irap var ama onun yerine tekabül eden mastarlarda böyle bir irap ne yapmayacağız? Uygulamayacağız. Şimdi bu birinci seçenek. Yani mastarı müevvel bizim için cümlede önemli bir öge olabilir. Mesela fail olabilir dedik. Örneğini söyledik. Peki ikinci seçenek ne olabilir? En yekunel mastaru mef'ulen bu da gerçekten çok kullanılıyor. Yani masarı müevvel mefulü bi olarak da gelebiliyor. Ne gibi? Araftu enne zeyden müsafirun. Yani Zeyd'in yolcu olduğunu öğren. Araftu enne zeyden müsafirun. Araftu fiili mazi sükun üzere mebni tu fail fi mahalli ref. Enne harfu nasb harfu tevkit feta üzere mebni. Tabi buraya yine onu mutlaka eklemeyi unutmayalım. Zeyden ennenin ismi ve mansup müsafirun ennenin haberi ve merfu. Buranın tamamı bizim için mefulü bi olacak. Buranın tamamı mastar-ı müevvel ve mefulü bi olacak. Sanki cümlenin takdiri ne olacak bakın hemen şuradan bakalım. Araftu sefera zeydin. Bak şimdi bir daha bakalım cümleye. Enne zeyden müsafirun ile enne zeyden müsafirun ile sefera zeydin aynı manada sayın hocalarım. Sadece birisinde mastar müevvel kullanılmış, bir tanesinde mastar kullanılmamış haliyle. E, o yüzden e, buna dikkat etmek lazım. Kesinlikle çok fazla kullanılıyor cümlelerde. O zaman irabımız ne olacak? Enne zeyden müsafirun fi mahalli nasf olacak. Çünkü Araftun'un mefulü bihi olduğu için fi mahalli nasf olacak sayın hocalarım. Bu zor bir konu değil. Yani bu kesinlikle zor bir konu değil okuduğumuz cümlelerde bana göre bir yerlerde enne varsa orada masdar müevvel kullanılıyor. Yani ben belki de hiç görmedim. Yani en ne olacak bir yerde ennenin ismi olacak bir yerde ennenin haberi olacak ama orada masdar müevvel olmadan gelmiş olacaklar. Ben böyle bir şey neredeyse hiç görmedim diyebilirim. Dolayısıyla siz gördüğünüzde olaya masdar müevvel gözüyle bakabiliriz. Ama tabii ki mastarın müevvel olduğunu düşündüğünüzde de acaba cümlede fail mi mef'ul mü bunu kesinlikle e, bizim ne yapmamız lazım? Çözmemiz lazım. Şimdi şu sefer kelimesi e, mastar hali mi acaba yani müsafirun kelimesinden yani sefera, yusafiru bu sefer kelimesi tabii bu normalde nasıl diyelim? İşte nasara Yansuru, nastan gibi sefera. Yesfru Seferan gibi olabilir. Bunu mastar gözüyle e, ne yapılabilir? Düşünülebilir. Doğru. Zaten e, temel mantığımız neydi? Mastarı müevveli alacağız. Onun yerine bir tane ne bırakacağız? Oraya mastar bırakacağız. Şimdi üçüncü seçenek bizim mastarı müevvelimiz. Cümlede bak şunu da göz ardı etmeyelim yani. Mesela fail olarak geldiğinde fi mahalli ref gelmiş olur. Masların müevvelimiz değil mi cümlede? Ya da mefulübi olarak geldiğinde fi mahalli nasb gelmiş olur bizim masların müevvelimiz cümlede. Bir de fi mahalli cer gelebilir. O da nasıl olacak? En yakunel mastaru ba'de harfi cerrin. Mastarımız harfi cerden sonra gelirse ne olmuş olacak? Fi mahalli cer gelmiş olacak. Ne gibi? Ferihtu bi enne zeyden nacihun. Yani Zeyd'in başarılı olmasıyla Zeyd'in başarılı yani necahu Zeyd'in ha. Tabi burada bir olduğu için bir Necahi olur. Ferihtu bi Necahi Zeyd'inle Ferihtu bi enne Zeyden Necih'in tamamıyla eş anlamlı. Tabi burada enne Zeyden necihun mastarı müevveli kullandık. Dolayısıyla da bir harfi cerinden dolayı fi mahalli cer olacak. Fi mahalli cer olacak. Ferihtu zaten fiil fail. Fel mastarul münsebiku min enne ve me'mulihe. Burada enne ve iki ma'mulünden ma oluşmuş olan ya da türetilmiş olan elde edilmiş olan mastar fi mahalli Bi'den dolayı bi harfi cerinden dolayı fi mahalli cerdir. Ve takdirul cümle cümlenin takdiri de şöyledir. Ferihtu bi necahi zeydin. Şimdi burada bir şey sormak istiyorum. Mesela az önce masların müevvel faildi. Biz o masların müevveli aldık. Yerine kolayca onun mastarını getirdik değil mi? Tevfi kuke dedik mesela. Az önce okumuştuk onu. Ya da masların müevvelimizi mefulü bir konumunda gelen fi mahalli nas mefulü bir olan masların müevveli aldık. Onun yerine sefara zeydin dedik. Bak bunu söylerken zorlanmadık. Ya da bu son okuduğumuz örnekte Bienne Zeyden Nacihun masların müevvelini alıp onun yerine bir Necahi Zeydin derken bu dönüştürmeleri yaparken zorlanmadık değil mi sayın hocalar? Var mı içinizde? Hocam ben masların müevveli bulabiliyorum. Onu cümlede fail mi, meful mü, fi mahalli mi anlayabiliyorum. Ama masların müevveli oradan kaldırıp onun yerine onun mastarını getirme hususunda zorlanıyorum diyen var mı içerimizde? Yani enne Zeyden najihun alıp necahi Zeydin demek ya da e, az önceki o tevfi kukeyi e, ne diye mesela enneke muvaffikun yerine kuke demek sizin için acaba zor oluyor mu bunu merak ediyorum. Aslında zor değil. Aslında zor değil. Eğer zorlanıyorsak bunu aşmanın tek bir yolu var. Bunu aşmanın tek bir yolu var. Bu cümlelerde kullanılan yani mastarın müevvelinin içerisinde kullanılan mesela buradaki nâcihun. Mesela buradaki nâcihunun işte yalın hali nedir? O yalın halinin mastarı nasıl geliyor sar filminde? Ya da buradaki mesela müsafirunun yalın hali seferun onun mastarı nasıl gelecek? Ya da burada gördüğümüz işte muveffikunun işte müfredi nasıldı, onun mastarı nasıl gelecek? Yani kısaca şunu söylemek için böyle bir soru sordum. Fiillerin mastarları hususunda birazcık bilgi sahibi olduğumuzda, birazcık tecrübe kazandığımızda mastarı müevveli alıp yerine mastar koymak bizim için son derece kolay oluyor. Ama bu konuda bir bilgimiz yoksa bunu çevirirken zorlanıyoruz. Dolayısıyla kendimizi bu konuda da biraz ne yapmak lazım, geliştirmek lazım. Şimdi masdar müevvel cümlede fail olarak gelebilir. Bu çok geliyor. Kesinlikle çok fazla kullanılıyor. Mef'ulü bih yine çok fazla kullanılıyor. Harfi cerden dolayı fi mahalli cer gelebiliyor masdar-ı müevvel. Bu diğerlerine göre biraz azınlık kullanılır. Ama dördüncüsü de çok kullanılıyor. Bu da nedir? masdar müevvelimizin müpteda olması. masdar müevvelimizin müpteda olup fi mahalli ref şeklinde cümlede kullanılıyor olması bu da yine son derece fazla kullanılıyor. Ne gibi mesela? Min sıfatihi min sıfatihi yani onun sıfatlarındandır, onun özelliklerindendir. Ennehu yusaidu'l muhtace. Yani onun muhtaç kimseye, ihtiyaç sahibine yardımcı olması onun özelliklerindendir, onun sıfatlarındandır. Şimdi tabii ki burada cümlemiz Buradaki cümlemiz biraz ilginç. Bu normal bir cümle değil. Burada biraz işler karıştığı zor cümlelerden birisi bu. Min harfi cerimiz sıfatı mecrur ismi. Dolayısıyla burada bir şibi cümle var. Burada şibi cümlerin haber şeklinde gelen yani şibi cümle burada haber şibi cümle gelmiş ve dolayısıyla da dolayısıyla da burada e, müftedadan önce geldiğini görüyoruz. Bundan dolayı da ennehu yusa idul muhtace e, ee, bizim müekhar müptedaya. Tabi bu da biraz uzun bir cümle. Burada da ennenin ismi huzamiri. Burada da ennenin haberi fiil cümlesi gelmiş. Gelebilir. Gelebilir. Neticede ennehu yusaidul muhtace bir nedir? Mastarı müevveldir. Şimdi mastarı müevvelde ennenin isminin bir isim olması ya da ennenin haberinin bir haber normal bir isim olması böyle bir şartımız yok sayın hocalar. Mastarı müevvelde daha önce öğrendiğimiz bilgilerin kombinasyonlarında her şekilde bir mastarı müevvel gelebilir. Yeter ki enne olsun, ennenin ismi olsun, ennenin haberi olsun. Her şekilde gelebilir. Dolayısıyla bu cümlemizde ennehu yusaidul muhtace bizim müptedamız müekkar bir müpteda min sıfati bölümü de haber haberi mukaddem sayın hocalarım. Peki bu cümlenin takdirini vermiş mi burada? Bakın bu cümlenin takdiri de şu ki min sıfatihi müsaadetul muhtaç. Tabii ki bu fiilimiz e, saade yusaidu müsaadeten gelecek. Mastarımız da müsaadetul muhtaci olacak. Müsaadetu müpteda min sıfatı yine aynı şekilde bizim burada ne olacak? Haberimiz olacak sayın hocalar. Min sıfatihi ennehu yusa'idul mühtace olacak. Yani bu cümle acaba e, diğer şekilde kurgulanabilir miydi diye şu an düşünüyorum ben. Yani neden acaba e, min sıfatihi öne geldi de ennehu yusaidul muhtace sona geldi diye ben düşünüyorum. Demek ki kural gereği bunların bu şekilde e, takaddüm etmesi lazım. Zaten genelde eğer haber şib cümle ise takaddüm ediyor genelde. Haber e, şib cümle ise genelde zaten ne yapıyor? Mübtedaya takaddüm edebiliyor. Şimdi ne dedik? Biz ne dedik şimdi? E, fail olarak gelebilir. Mef'ulübi olarak. Gel fail olarak gelirse fi mahalli ref. Mef'ulübi olarak gelirse fi mahalli nasb. Harfi cerden sonra gelirse fi mahalli cer olabilir bizim. Mastarı müevvelimiz. Ve dördüncü seçenek. Yine müpteda olarak gelirse fi mahalli ref olabilir. Bir seçeneğimiz daha var burada. O da nedir? Ve ba'de levladan sonra gelirse eğer levladan sonra gelirse bizim master'ın müevvelimiz yine fi mahalli ref olacak. Levladan sonra gelirse yine fi mahalli ref olacak. Bakalım. Levla enneke muciddun ma necehtu. Yani eğer sen muciddun yani gayretli, istekli olmasaydın ma necehtu ben başarısız olurdu Ma necehtu ben başarısız olurdum. Burada levla kullanılmış. Daha önceki derslerimizde levla'yı görmüştük. Harfu imtina. Harfu imtina. Buradaki enne harfu tevkit K ennenin ismi. Müciddun ennenin haberi. Burada bir mastarı müevvelimiz var. E, dolayısıyla K ennenin ismi fi mahalli nasb dedik. Müciddun burada merfu. Bunun tamamı yani enneke müciddunun tamamı fi mahalli ref ve müpteda olacak. Bak şimdi levle ayrı enneke muciddun bizim neyimiz olacak burada müptedamız olacak ve burada haber hasfedilmiş. Şimdi bu buraya kadar okuyunca biraz benim zihnimde de canlandı. Levla'nın haberi mutlaka hasfedilmesi vacipti değil mi sayın hocalarım? Bunu nerede okuduk hatırlamıyorum ama şart edatlarında vesaire olabilir bu levla. Ama Levla'nın haberi her daim hasfedilmiş oluyordu. Burada da onu görüyoruz. Enneke muciddun mastarı müevveli fi mahalli ref ve e, burada müpteda ve haber de burada ne olmuş olacak? Hasfedilmiş olacak. Cümlenin takdiri de şöyle. Levla cidduke ma necahtu. Levla cidduke ma necahtu. Şimdi içimizden ma necahtunun ne olduğunu merak eden var mı? Yani hocam enneke muciddun müptedaysa haber hasfedilmişse me necehtu nedir bu cümlede diye. Belki bunu içimizden merak eden olabilir mi? Var mı içinizden merak eden? Yani bunun cümledeki durumunu soruyorum. Normalde ma me nafiye burada olumsuzluk maası Necahtu fiili mazi tu da fail burada. Bunu sormuyorum. Me necahtu cümlenin nesi burada sizce? Var mı fikri olan? Benim bir fikrim var. %100 emin e, gerçi emin olmak gibi emine de yakınım ama en azından bir fikrim var. Fikirsiz değilim burada. Şimdi levla'nın bir şart edatı olduğunu düşünürsek enneke muciddun bölümü e, fi'lu şarta tekabül ediyorsa o zaman meancihtu da burada cevap cümlesi olur değil mi sayın hocalar? Şartın cevabı olur değil mi? Şimdi e, şartın cevabı biliyorsunuz diğer bölüme bağlıydı. Burada da başarısız olmanın bağlandığı şey bu kardeşimizin mevcut olmaması. Yani onun gayretli olmaması. Dolayısıyla bu da benim tahminimi doğrulan nitelikte. Dolayısıyla bu manecah bölümü cevabı şarta tekabül ediyor diye ben düşünüyorum. Şimdi bu dördüncü seçenekti. Dördüncü seçenekti. Bunları sürekli tekrar ediyorum ama aklımızda kalması için hem de önemli konu bunlar. E, fail olarak gelebilir, mefulü olarak gelebilir, harfi cerden sonra fi mahalli cer gelebilir. Müpteda olabilir, fi mahal-i ref Haber e, levladan sonra gelirse bu sefer de yine müpteda olacak ve yine fi mahal-i ref olacak. Beşinci seçeneğimiz de şu. En al mastaru, mastar yer alır yani bulunur. Haberan bir şartin en yakunel isme ma'ina. Bak bu ilginç bir şart. Bunu her yerde göreceğimizi ben zannetmiyorum. Bizim Masdar'ın müevvelimiz haber olacak. Masdar'ın müevvel haber olacak. Ama neyin haberi? Müpteda bir ismu mana olacak. İsmu mana. Şimdi bunu aslında ismu manayı biraz araştırmak lazım ama şimdi bir de bunun karşıtı var. Onu da herhalde geçen ders gördük değil mi? İsmu zat var bir de. ismu zat. Yani şahıs ismi gibi. Sanki bu şahıs ismi olmayınca ismi mana oluyor gibi. Şahıs ismi olunca ismi zat oluyor gibi düşünüyorum ben. Baktığımız zaman da bu cümlede de ismi manaya tekabül eden etfabutu kelimesi. Etfabitu yani sabit olan, sabit olan ennehu feale zale. Zalike onun bunu yaptığıdır. Sabit olan onun bunu yaptığıdır gibi ilginç bir cümle. Es-sabut burada müpteda merfu. en harfu tevkit. Hu onun ismi. Bak burada mesela feale zalike şeklinde ennenin haberi fiil cümlesi gelmiş gelebilir. Neticede ennehu fe zalike tamamı mastarı müevveli tekabül edecek. Ve fi mahalli ref olacak. Çünkü burada haber. Neyin haberi? Es-sabitu şeklinde bir ismu mananın haberi sayın hocalarım. Şimdi bu madde bizim için önemli. Arada bir fark var. Mesela bu madde niçin önemli sayın hocalarım? Var mı bir düşünceniz? Bu madde bizim için neden önemli sizce? Daha önce okuduğumuz maddelerle de bunu kıyaslayabilirsiniz. Yani dedik ki fail olabilir. Mefulü olabilir. Harfi cerden sonra gelip fi mahalli olabilir. Müpteda olabilir. Levla'dan sonra gelebilir. Mesela bu madde niçin önemli? Şunu düşünebiliriz ya Masaları müevvel fa'il olarak gelebiliyor çok güzel, müpteda olarak gelebiliyor çok güzel. O zaman rahatlıkla haber olarak da gelebilir diye aklımızda bir e, düşünce olabilir. Ama kitabımız bunun önünü kesmiş burada. Diyor ki her böyle alalade bir haber olarak gelemez masaları müevvel ancak bir ismum bir mana ismi müpteda olursa o zaman ancak haber gelebilir diye burada önünü kesmişe benziyor. En azından benim anladığım bu sayın hocalarım. Şurayı okuyalım. Vel mastarul min enne ve me'muliha fi mahalli ref haberul mübteda. Dediğimiz gibi burada müptedanın haberi olduğu için fi mahalli ve takdirul cümlede şu es sabitu fi'luhu zalike. Ha demişiz ki e, fe'ale zalike ya da fi'al zalike. Bu tabi onun ne hali olacak? Mastar hali olacak sayın hocalarım. Şimdi altıncı yerimiz. Bu çok güzel. Bu madde gerçekten güzele benziyor. En yaka al mastaru müstesna. Eğer bizim mastarı müevvelimiz müst yani eğer demeyelim de mastarı müevvelimiz müstesna olarak gelebilir. O zaman ne olur? Yani fi mahalli nas mı olacak? Fi mahalli cer mi olacak? Fi mahalli ref mi olacak? Ne olacak? Müstesna gelirse mastarı müevvel var mı bir fikrimiz? Müstesna Arapça'da hangi konulardan da hatırlıyor musunuz? Temiz gibi, hal gibi hangi konulardan da? Mansubat. Mansubat. Güzel. Demek ki eğer -ı müevvel, ı müevvel eğer müstesna gelirse demek ki fi-mahalli-nasb olabilecek. Bunları biz dersten sonra bunları kategorize edelim. Bunu güzel bir tabloda yazarsanız ömürlük, evladiyelik olur. Ne diyelim? Başlığımız ne olsun? mastar müevvel hangi şekillerde karşımıza çıkabilir mesela başlığımız böyle olsun ya da irabına dair bir başlık masları müevvel e, hangi mahalli iraplara alabilir mesela bu şekilde bir başlık olabilir bunu üçe böleceğiz masları müevvelin fi mahalli ref geldiği yerler masları müevvelin fi mahalli nasb geldiği yerler masları müevvelin fi mahalli cer geldiği yerler şu ana kadar öğrendiklerimizi de bu tablodaki yerlerine ben nacizane söyleyeyim. Yazan arkadaşlara da buradan kolaylık olmuş olabilir. Fi -mahalli cer bir tane gördük. Harfi cerden sonra gelirse. Benim aklımda bir soru işareti var. Onu unutmazsam birazdan soracağım. Aklıma bir şey takıldı acaba. Sizin de fikrinizi almak isterim. Unutmazsam onu soracağım. Şimdi fi -mahalli cer olan yer bir tane gördük. Fi mahalli ref olan mübteda olarak gelebilir. Bu bir İsmi manadan sonuna gelirse haber olarak gelebilir. Bu iki bak fi mahalli ref olan yerleri sayıyoruz. Üçüncüsü levla'dan sonuna gelirse yine müpteda olacak ve fi mahalli ref gelecek ama parantez içinde haber mutlaka hasfedilmesi vacip. O kuralı da yeniden orada hatırlayalım. Fi mahalli nasp olan yere geldik. Çünkü okuyacağımız madde onunla alakalı. Burada da birinci seçenek ne olacak? mefulübi olarak gelebilir. Onu az önce gördük. Şimdi bunun altındaki ikinci yeri dolduruyoruz. Nedir o? Müstesna olarak gelebilir. Ne gibi? Tu'cibuni. Tu'cibuni beni şaşırtıyor, beni etkiliyor. Ahlakuhu onun ahlakı beni etkiliyor. İlla ancak ennehu o nedir? Kethirun nisyan. Ancak o ne yapıyor? Çok unutkanlık çok. Yani ancak o çok unutmasına rağmen çok unutmasıyla birlikte onun ahlakı beni etkiliyor cümlesi bu şekilde kurgulanmış. Tabi tuacibuni fiili muzari nunu vikaye var. Mefulü bi ahlaku burada fail. Ahlaku fail. bu muzafın ile illa edatu istisna. Ennehu kefiru bölümü. Ennehu kefiru bölümü. Burada neyi oluşturacak? Mastarı müevveli ve bu cümlede müstesna olarak kurgulanmış. Dolayısıyla da fi mahalli nasb olacak. Tabii bu e, müstesna konusu Arapça'da kolay bir konu e, ama tam istisna, munkatı istisna gibi bunun bazı bazı seçenekleri vardı. İşte müstesna minhu kelamda zikredilmişse, bak burada ahlak bence müstesna minhu kelamda zikredilmiş ve kelam olumlu hani vardı ya bazı kurallar çok eğlenceli kurallardı. O dersin videosunu mutlaka izleyelim gerçekten muazzam bir konu müstesna kolay da bir konu şimdi müstesna minus zikredilmiş kelam olumlu o zaman müstesnanın ne olması vacipti mansup olması vacipti dolayısıyla burada fi mahalli nasb olacak bizim masları müevelimiz bu konuyu da yani konumuz müstesna adı altında bu kuralları da yeniden hatırlamış olalım işte aynı cümle bütün her şey yolunda olup ama olumsuz olsaydı irabı farklı olurdu. Ya da müstesna minu dilmeseydi ama olumsuz olsaydı ki o zaman tek seçenek vardı. O zaman müstesna cümledeki konumuna göre irap ediliyordu. Ve yine emin olmamakla birlikte diğer seçeneği de zikredeyim ama bundan emin değilim ama mantıklı geliyor bana. Yani yani emin değilim dediğim hafızamdan emin değilim. Yoksa kural belli aslında ama Şimdi eğer bu cümle olumsuz olsaydı, olumsuz olsaydı ama müstesna minu yine zikredilseydi ama cümle olumsuz olsaydı o zaman iki seçeneğimiz var diye hatırlıyorum. Ya müstesna minu mansup olacak ya da e, müstesna mansup olacak ya da müstesna minunun irabını alacaktı diye hatırlıyorum sayın hocalar. Yani eğer dediğim doğruysa burada la tu'ci bunu yaptığımızda ya da ma tu'ci bunu yaptığımızda burası... Ee, buradaki mastarın müevvel ya fi mahalli nasb olabilir ya da fi mahalli ref olabilir. İkisini de alabilir. Umarım e, konuyu bölmedik ama müstesnayı görünce de bir hatırlatmak istedim açıkçası. Şimdi bu cümlemizde irabını yaptım ama şöyle bir illa harfi istisna ennehu enne'nin ismi kethirun enne'nin haberi ennisyan muzafın ile yani kethirun muzaf ennisyan muzafın ile Buradaki mastarı müevvelin tamamı fi mahalli nas. Çünkü ne olacak? Müstesna olacak. Peki cümlenin takdiri nedir? Tu'cibuni ahlakuhu illa kethrete nisyaniyi. Bakın. Yani kethretun nisyanın mastar hali kethrete nisyanihi olacak. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi buraya kadar öğrendiğimiz bilgiler içerisinde bizim bilmediğimiz ne olabilir? Mesela sizin bilmediğiniz ne olabilir diye şöyle bir kendime sormak istiyorum. Mesela masların müevvelin fail olarak gelebileceğini, mefulü olarak gelebileceğini, müpteda olarak gelebileceğini, harfi cerden sonra fi mahalli cer gelebileceğini ya da haber olarak gelebileceğini bunları daha önceden bilip tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Burada size ek olarak mesela levla sunulmuş. O da güzel bir ayrıntıydı. Yani levladan sonra gelirse müpteda olacak, fi mahalli ref olacak. Bu ayrıntı güzeldi. Yine müstesna burada zikredilmesi çok hoş olmuş. Masları müevvelin müstesna olarak da gelebileceğini hatırlamış olduk. Şimdi bakalım. Ve in veka al masdarul müevvelu min enne ve me'mulihe şayet şayet enne ve ismin enne ve ma'mullerinden oluşan ı müevvel lev eş şartiye yani şart edatı olan levden sonra gelirse da yine bizim için son derece güzel bir bilgi. Eğer masları müevvel şart edatı olan levden sonra gelirse fe innehu yu'rabu fa'ilen o fa'il olarak irab edilir. Yani fi mahal ref. Lifi li fi'li mahzufin Yani hasfedilen bir fiilin fa'ili olarak. Mesela bunu bak nereye ekleyeceğiz bunu. Az önceki tablomuzda fi mahal ref olan yere bunu da ekleyeceğiz levden sonra gelirse şart edatı olan levden sonra gelirse hasfedilen bir fiilin faili takdir edilerek fi mahalli ref olacak. L enne lev çünkü lev la tedkhulu illa alal cümletil fi'liye. Çünkü ne diyor bak kitabımız bu da önemli bilgi. Çünkü lev sadece ve sadece fiil cümlesinin başına gelebilir. Bak çok güzel bir ayrıntı. Bakalım. Lev ennehu ictehade le neceha. Çok güzel bir cümle ya. Gerçekten muazzam. Şayet o çalışmış olsaydı yani şayet onun gayreti olsaydı Lenecah'a başarırdı. Yani olsaydı değil. Şayet o çalıştıysa başarır. Bu şekilde tercüme edelim. Çünkü olsaydı biraz daha levlaya döndü ama cümlede levla yok lev var. Şimdi baktığımızda lev şart edatı. Ennehu içtehede bizim burada masları müevvelimiz. Yani Allah'ın izniyle ekibimiz sağlam bir ekip. Siz videoyu izleyenlere de e, bilginizin sağlam olduğunu düşünüyorum. Yani en azından benimle uzun bir süredir ders yapanlardan eminim ben. Bu cümleye baktığınızda ennehu içtehedenin çok rahat masları müevvel olduğunu anlayabiliyoruz. Ve kitabımız ne diyor? İşte buradaki ennehu içtehede faildir. Fi mahalle reftir. Hasfedilen bir fiilin failidir burada. Tabi aynı zamanda o hasbedilen fiilli cümle ne olacak? Fi'lu şart olacak. Lenecahanın necası da cevabu şart olacak. Fiili mazi, faili gizli bir hüve zamiri. Bakalım şöyle aşağılara doğru inelim. Buradaki fiil ve failden oluşan cümle yani hasfedilen fiil ve ennehu içte hede müevvel şeklinde oluşan cümle fi mahalli ref olacak ve ne olacak? Gerçi bir saniye dur burası değil şu içte hede içte hededen bahsediyor kitap içte hede fiil ve failiyle ennenin haberi dolayısıyla fi mahal ref onu anlattık mastarı müevvel enne ve mamüllerinden oluşan fi mahal reftir çünkü faildir neyin faili hasfedilen bir fiilin faili peki cümlenin takdiri ne olacak bakalım orada hasfedilen fiil ne olabilir kitap bunu da bize sunmuş burada lev sebet lev Sebetet lev sebetet müzakere tuhu şayet ama gerçi ilginç şuradaki fiil müzakere miydi yanlış yazım var yine bu içte hede vermiş ama burada müzakere olarak bunu mastarlaştırmış. bu yanlış e, o zaman bunu ne diyelim Tezakara. lev ennehu tezakere eğer bunu tezakara olarak düzeltirseniz o zaman kitabın burada yaptığı örnek doğru oldu. Ama ben orayı tezakere yapmak istemiyorum. Onun yerine buradaki müzakereyi ben değiştirmek istiyorum. O zaman ne diyeceğiz burada? İçtihaduhu. Lev olur o zaman tabi. Lev sebete içtihaduhu leneceha. Sayın hocalar. Aslında bu okuduğumuz kitaplardaki hataları bir not mu alsak acaba? Okuduğumuz kitaplardaki en azından nacizane bize göre karşılaştığımız hataları not alıp sonrasında yayın evine bunları gönderebiliriz. Böyle de bir bir sonraki baskılara katkımız olur. E, bu kitapta yani çok fazla hata bulmadık ama yine 3-4 tane hata yakaladık sanki. E, o yüzden e, bunu bir dahakine birimiz e, bunu özel olarak ilgilensin. Karşılaştığımız hataları not edelim. Gerekli yerlere iletelim. Şimdi başka bir seçeneğimiz daha var. O in vekaat enne ba'da hakkan Eğer enne hakkandan sonra gelirse Hakkan gelirse vacibe fethuha. Şimdi biz aslında neyi okuyoruz bakın. Bugünkü konu başlığımız neydi? Enne'nin fethasının vacip olduğu yerler. Şu ana kadar neyi gördüysek, bu gördüğümüz her yerde mutlaka ve mutlaka enne olarak okumalıyız. Onun da altını ne yapmış olalım, çizmiş olalım. Kitabımız diyor ki, eğer enne Hakkan'dan sonra gelirse o zaman fethalı olması vacip olur. Veleke fîhe i'rabâni. Kitap ne diyor bakın? Bu durumda senin için iki irap seçeneği vardır. Yani hakkandan sonra enne okuyacağız. Ama i'rabımız iki şekilde olabilir. Ne gibi mesela? Hakkan enne kerimun. Yani gerçekten de o cömerttir. Normalde cümlenin anlamı böyle. Şimdi bakalım bu cümlenin gerçek haline. Hakkan burada ne diyor kitabımız? Mef'ulü mutlaktır <laughs> ve fethayla mansuptur ve onun fiili hasfedilmiştir. Nedir fiili? Hakka. Yani hakka hakkan. Hakka hakkan. Hakka burada fiili maziydi. Hakkan da onun mefulü mutlağı olarak burada kullanıldı. Enne harfu tevkit. Hu ennenin ismi fi mahalli nas. Kerimun ennenin haberi merfu. Burada bir mastarı müevvelimiz var. Ve bu mastarı müevvelimiz ne olarak kullanılmış? Mastarı müevvelimiz. Bakın ne oldu burada? Ve masdar müevvel, min enne ve məgmuli hə, fihib fi mahallrə fa'il. Burada kitabımız ne dedi? Buradaki masdar müevvel fa'il olarak çünkü burada bir fiil vardı, hasfedildi. Enne kerimun masdar müevveli, onun fa'ili. Hakkanda cümlenin nesi mefulu mutlağı olacak. Peki cümlenin takdiri nedir? Bukka keremuhu muhu hakkan. Yani onun cömertliği gerçekten gerçekleşti. Kitap tabi burada e, burayı meçhul olarak okudu sanki. Hakka keremu hakka bence bu hukkayı silelim. Neden hukka yaparsanız bu keremuhu naibul fail olmaz mı sayın hocalarım? Hakka değil de bunu hukka okursak keremu naibul fail olmaz mı? Dolayısıyla buradaki bilgilerle de çatışır. Dolayısıyla burayı Hakka Hakkan okuduk. Bence doğruydu. Dolayısıyla buradaki Hukka'yı bence Hakka olarak düz düzeltelim. Hakka kere Hakkan. Yani onun cömertliği gerçekten de gerçekleşti. Ya da gerçektir diyelim buna. Dolayısıyla bence burayı Hakka olarak düzeltelim. Şimdi bu birinci seçenekti. Bu şekilde bu cümleyi irap edebilme ihtimalimiz var. Ya da ikinci seçenek. Emmel ve cuhsani. Bu ikinci seçeneğin farkı şu. Burada hakkanı mefulü mutlak olarak kitap almıyor. Ne olarak alıyor? Bir zarfu zaman olarak. Zarfu zaman olarak alıyor. Dolayısıyla hakkan zarfu zaman fetayla mansup. Ve şibi cümle. Buradaki şimdi zarf olduğu için şibi cümleye dönüştü. Dolayısıyla hakkan şibi cümle şeklinde bir mukaddem haber oldu. Dolayısıyla fi mahalli ref oldu. Buradaki masdarı müevvelimiz enne ismi ve haberiyle birlikte ne oldu? Haberi mukaddem ve fi mahalli e, müpteda müekkar. Haberi mukaddem değil. Müpteda müekkar ve fi mahalli ref oldu. Bak mesele nasıl da değişti. Bir daha söyleyelim. Aklımızda soru işareti kalmasın. Hakkan ennehu kerimunun ikinci seçeneği hakka zarfu zaman şeklinde bir şibi cümle. Dolayısıyla haber ve mukaddem Kerimun yani masları müevvelimiz ennehu kerimun da burada ne olacak? Müpteda müakkar ve dolayısıyla fi mahalli ref olacak. İki irab arasındaki fark ne? Az önceki cümlemizde buradaki ennehu kerimun masları müevveli fail ve fi mahalli refti. Diğer cümlemizin irabında ise yine ennehu kerimun masları müevveli fi mahalli ref ama fail değil. Ne? Müpteda müekkar sayın hocalar. İki seçeneğimiz de mevcut. Evet şimdi ikinci cümleye göre, ikinci irabe göre buraya alırsak fi hakkın keremuhu olur. Fi hakkın yani dedik ya buna şi bir cümle. Dolayısıyla fi hakkına e dönüşecek burası. Bakın kitabımız ne demiş burada? Ve zarfiyetu huna mecaziyet. Buradaki zarfiyet mecazidir demiş. Tabii biz bunu daha önce hiçbir kitapta böyle bir şey görmedik de duymadık mecazi bir zarfiyet. Neden? Normalde zarf dediğimiz bir zarfı zaman olur ya da bir zarfı mekan olur değil mi? Yani fiilin gerçekleştiği mekana delalet eder, fiilin gerçekleştiği zamana delalet eder. Ama buradaki Hakkan cümleye bir mekan anlamı da katmadı. Fark ettiniz mi? Hakkan cümleye bir mekan anlamı da katmıyor. Cümleye bir zaman anlamı da katmıyor sayın hocalar. Peki kitap o zaman neden buna zarf dedi burada? Peki o zaman kitap neden buna zarf dedi burada sayın hocalar? Bu da şimdi buna e, mecburen bence şibi cümle demenin yollarını aramış. E, şibi cümlenin iki seçeneği yok mu? Car mecrurlu ya da zarf şeklinde. Peki Hakkan'a baktığınızda Hakkan'ın başında harfi car yok ki biz ona car mecrurlu diyelim. Dolayısıyla şibi cümle olduğunu düşüneceğiz. Ama hangi yönden? Zarf açısından şibi cümle yoluna kitabımız gitmiş. Ama şimdi bu ki iki irabı. İki irabı birbiriyle karşılaştırdığınızda sizin içinizden geçen Hakkaya şibi cümle deyip yanındaki mastarı müevvele müekkar müptada demek mi daha kolay yoksa Hakkana ilk seçenekte olduğu gibi mefulü mutlak deyip yanındaki masları müevvele fail demek mi daha kolay? Bence birinci seçenek daha kolay gibi bence. Birinci seçenek biraz daha kolay gibi. İkinci seçenek biraz zorlama olmuş gibi duruyor. İkinci seçenek bence biraz zorlama olmuş gibi duruyor. Ama ben olsam birinci şekilde ne yapardım? İrap etmeyi düşünürdüm en azından. Aklıma önce o gelirdi yani. Evet şimdi bugünkü Konumuzun ilk bölümünü bitirmiş olduk. Nerede enne okumamızın vacip olduğu yerleri inşallah öğrendik. En azından bir göz aşinalığı, bir kulağa aşinalığı bu konuya kazandık. Şimdi yine inneme okuyacağız, enneme okuyacağız. Bunun caiz olduğu yere bakalım. Cevezul kesri vel fethi. Yani inne mi, enne mi okuma hususunda fetha'nın ve kesrenin caiz olduğu yerler. Yecuzu <laughs> Yecuzu kesru hemzeti inne ve fethihe Yecuzu kesru hemzeti inne ve fethuhe hu doğru olanı ve fethuhe fi mevadi'in eşheruhe Şimdi innenin hemzesinin kesresinin ve fethasının caiz olduğu yerler vardır ya da bazı yerlerde caizdir. Onların en meşhurları şunlardır. Birincisi şu. Şimdi öyle yerler okuyacağız ki burada inne deseniz de olur. Enne deseniz de olur. Ne zaman? Enteka'a ba'de izâ el fecaiye. Eğer inne ya da enne izâ el fecaiye'den sonra gelirse inne de diyebilirsin. Enne de diyebilirsin. Ne gibi? Kharajtu fe izâ inne sadiqi vâkif. Kharajtu çıktım. fa izâ inne sadiqi vâkif. Yani arkadaşım ayakta olduğunda ben hemen çıktım. Burada ve leke en tu'rabehe alel evcehi tali. Bunu diyor yani bu cümleyi şan şu gelen şekillerde irap edebilirsin. Birincisi şu. İzâ harfun müfâce eten. Şimdi müfâce eten böyle birdenbire ansızın hemen anlamında kullanılıyor. Yani burada çıkma işi arkadaşım ayakta durduğundan hemen sonra aniden gerçek. işte bunu bize bildiren bir izâ burada izâ el fecaiye kullanılmış. İnne harfu tevkit sadiki innenin ismi tabi e, takdiri damme ile mansup olacak. Mütekellim yasını dram çektiği için burada. İştigalül mahal aynı zamanda. İştigalül mahal burası. E, ve innenin haberi ve merfu buradaki neyimiz var e, eğer buna inne derseniz bak bu arada mastar müevvel falan yok ha burada sayın hocalar onu da e, söylemiş olalım ama innenin ismi var ama innenin haberi var ama meselede mastar müevvel yok burada Vakifun innenin haberi ve dammeyle merfu bak ne demiş burada ve hedal vechu ala kesri hemzeti inne eğer inne derseniz irabımız burada bu şekilde olacak sayın hocalar. İnne derseniz irabımız burada bu şekilde tamamlanacak. Ama İza harfu müfacaa dediğimiz gibi enne sadiqi bil Bak bu da başka bir cümle aslında. Başka bir cümle. Ee, ne diyelim? Muhtemelen yine haraçtu ile bak. Burada neden kitap böyle bir şey yapmış ben anlamadım. Yani Aynı cümle bunu birazdan gene göreceğiz. Böyle bence bu yanlış. Böyle yapmasaydı güzeldi. Cümlenin tamamı burada neden yok mesela? Yani haraçtu fe ize enne sadiqi bil bab. Cümle bence böyle. Bu yani cümleyi oradan buraya biz getirdik ama keşke kitap burada getirseydi bunu. Enne ve ismuhe ve haberuhe demiş. Yani neden burada böyle bir açıklama var? Yani enne ismi ve haberi neden böyle açıklama var? Çözemedim onu. Vel mastarı evvel min enne ve me'mûlihe fi mahallu ref müfteda. Bak şimdi burada enne ismi ve haberiyle birlikte müfteda oldu. Müfteda oldu. Haberi de mahzuf. Ee, haberi mahzuf. Peki takdiri nedir? Karaçtu fe izâ vukufi zeydin. İlginç. Şimdi bak şimdi burada yazım hatası var. Bence çok büyük bir yazım hatası var. Eee bu cümle nerede yani? Biz bu cümleyi niye göremedik? Ona göre masların müevveli biz kendimiz niye çözümleyemedik? Niye dönüştüremedik? tu fe izâ vukufi zeydin hasil. Evet ilginç. Burada bence kitabın bunları görmeseydik iyiydi. Buna göre cümleyi tasarladığımızda cümle nasıl olması lazım? tu fe izâ enne sadîkî nasıl olur? Enne <laughs> sadîkî e ee, ama Zeyt de var. Zeyt cümlemizde hiç geçmedi. Ee, enne sadiqi Zeydun olur. Sadiqi Zeyden olur mesela. Enne sadiqi Zeyden hasilun bilbep. Ha bak belki böyle bir cümle olsaydı burada. Yani arkadaşım Zeyt kapıya ulaştığında ben çıktım. Sayın hocalar bilmem burayı anlatabildim mi? Yani maalesef e, burada verilen ipuçlarından olayı yakalamak için gayret ediyorum. Tam %100 doğru yakalayamayabilirim ama elimden gelen bir şey de yok. Burayı yakalayamazsak konuyu aklımızda soru işaretleri kalır. Anlamamış oluruz çünkü. Bir daha ben tahminimi söyleyeyim cümlenin aslıyla alakalı. Haraçtu fe nne enne sadiki ama gerçi bir de vekafe var. Haraçtu enne yok bir de feiza var. Feiza'yı da ekleyelim. Haraçtu feiza Enne Enne Vukufe Enne Ne diyelim buraya Enne sadiki Zeydin Diyelim ee, Ennenin ismini koyduk haberi de ne Olabilir mesela ee, Ve Feka desek ilginç. için işinden çıkamadım Biraz yazarak çalışsam çözelim buraya ama Neyse ama kitap neden bu cümleyi burada vermedi de buradan direkt böyle aşağılara şu şu paragrafı neden burada başlattı onu da hala çözemedim. Neyse hayırlısı. Neticede buradaki meselemiz şu. Sayın hocalar. İlk seçeneğimizde burada inne okuduk. Karaçtu ve inne sadiqi. Gerçi bir dakika. Bir dakika burada vakifun var. Burada eee vukufi zeydin has İlginç ya gerçekten iki cümleyi birbirine mi karıştıracağız, çorba mı edeceğiz ondan sonra birini inle birini enle okuyacağız ama ilginç. Yani sanki cümlenin yarısını inleli versiyonunda vermiş, yarısını enleli versiyonunda tamamlamış gibi duruyor. İlginç keşke böyle yapmasaydı. Şimdi buradan biz ne anlamalıyız? Buradan ne anlamalıyız? İze el fecaiyeden sonra inle okumak da caiz, enle okumak da caiz tabi inne okursanız piyasada mastarın müevvel diye bir şey kalmaz ama enne okursak piyasada mastarın müevvel olacak onun da irabını belirtmek lazım ıza zarfı mekan veya zarfı zaman demiş bu ıza ile alakalı hasbel mana manaya göre e, sükun üzere mebni fi mahalli nasb aynı zamanda şi bir cümle e, hasfedilen mukaddem haberin müteallıklarıdır demiş dolayısıyla fi mahalli reftir burası Enne sadiqi vakifun enne ismi ve haberi var burada doğru. Ve mastarı müevvelimiz burada fi mahal-i ref. Çünkü müpteda müekkar. Güzel. Bir daha burayı anlamaya çalışalım. Şurada enne olduğunu düşünelim. Ee, enne ismi ve haberiyle birlikte kitabımız ne dedi buna? Müpteda müekkar dedi. Şuradaki idayede şibi cümle tarzında haberi mukaddem dedi sayın hocalar. Peki cümlenin takdiri neymiş? Bak tamam belki burada bir şeyler vardır diye düşünüyorum ama Karaçtu tu fefil mekani karaçtu fefil mekani ev fil vakti vukufi sadiki Yani arkadaşımın ayakta durduğu vakitte ya da ayakta durduğu mekanda çıktım. E, mekanda çıktım. İlginç bir cümle. İlginç bir cümle. Hezel vechu bu vecihiyle ee, ne olurmuş bakın enne hemzesi fethalı olurmuş. Şimdi burada neyi görüyoruz biz? Bir daha konuyu toparlayalım. İza el fecaiyeden sonra inne okumak da caiz, enne okumak da caiz. İsterseniz inne yapın, isterseniz enne yapın ama irabı değişecek. Onu da unutmayalım. Şimdi birinci noktamız bu. Yani iza el fecaiyeden sonra inne de okuyabiliyorum, enne de okuyabiliyorum. Bu en azından bizim aklımızda kalsın. İkinci noktamız şu. En teK Badel f il ceza el fecaye Ful cezaye Bu daha kolay en azından ida el feca göre bu daha kolay F'ul cezaiyeden sonra gelirse masarım müevvel demeyeyim bak yanlış olur. F'ul cezaiyeden sonra gelirse inne inne de olabilir enne de olabilir. Peki f-ul ney? Tab i̇şte onu da açıklamış. vahiel f-ul vekıya tufi'yi ceva şart Şartın cevabının başında f oluyor ya bazen. Ki bu konu da geçti mi gelecek mi bilmiyorum ama şartın cevabında bazen f'nin olması mecburi oluyor, bazen olmasa da oluyor. İşte o f'nin adı f ul ceza. Bak bu aklımızda kalabilir. Neden? Neden? Biz e, şartın cevabı cümlesinin diğer adı neydi? Şartın Cevabı İni şartıyı da görüyorduk ya bir e, şart cümlesi var bir de cevap cümlesi var ya o cevap cümlesinin bir adı daha var. Neydi? Şartın cevabı değil de şartın nesiydi? Şartın cezası yani karşılığı. Şimdi ceza kelimesini Türkçedeki ceza olarak algılamayalım. Ceza karşılık manasında genelde Arapçada kullanılıyor. Yani e, şarta karşılık bir cümle var orada. O da e, şartın cevabı ya da şartın cezası. Şimdi o sol tarafa, sol tarafa şartın cezası dediğimize göre ve o şartın cezasının başında da bazen F olduğuna göre o zaman o F'nin adı ne olacak? Ful cezaiye. Bunu niye anlatıyorum? Bunun ful cezaiye olduğunu aklımızda tutabilmemiz için. Şimdi konumuz ne? Fe'ul cezaiyeden sonra inne gelirse inne de olabilir enne de olabilir. Ne gibi? Men yeçtehit kim çalışırsa fe innehu najihun. Kim çalışırsa o kazanır. Kim çalışırsa o başarılı olur. Le kefiha vejhan. Burada diyor senin için iki vecih vardır. Neden iki vecih? Çünkü konumuz ne? İnne okumak da caiz, enne okumak da caiz. Dolayısıyla iki vecih olacak. Men burada ismi şart ve aynı zamanda müpteda bak bu irap bizim için kolaylaştı çünkü kitapta biz bu konuyu gördük yani daha önce bunu okumamış olsaydık buradaki mene müpteda demek aklımızın ucundan geçmezdi ama kitapta biz bu konuyu okuduk dolayısıyla men burada şart ismi ve aynı zamanda müpteda aynı zamanda müpteda yeçtehit fiili muzari meczum neden dolayı meczum çünkü fiilü şart hani şart edatları iki tane fiili e, ya da onları cezm ediyorlardı ya. Dolayısıyla yeçteyit burada meczum olacak. Ve kitabımız ne diyor bakın. Buradaki yeçteyitin faili gizli bir hüve zamiridir. Ve buradaki cümlemiz haberdir. Yani yeçteyit cümlesi bizim neyimiz burada? Haberimiz olacak. Men mübdeda yeçteyit de haberimiz. Fe el fe u fi fi cevabiş şart. Şimdi fe şartın cevabında gelen fe. Yani bugüne kadar yanılmıyorsam biz bu fe'yi gördüğümüzde kitap hep bu şekilde irab etti. Yani şartın cevabının başında gelen fe. İsterseniz böyle irab edin ya da böyle daha güzel bir isim Fe'ul cezai yediğim buna Feta üzere mebin Feta üzere mebni İnne harfu tevkit hu innenin ismi fi mahalli nasb Necihun innenin haberi ve merfu ve bu cümle ne olacak? Yani buradaki bizim e, mastarın Yok masları müevvel değil. Buradaki cümle buradaki cümle buradaki yapı fi mahalli cezim olacak. Çünkü şartın cevabı bak ne demiş kitap? Vel cümletu fi mahalli cezim çünkü cevabı şarttır sayın hocalar. Bu irap ne zaman geçerli? Eğer inne derseniz bu irap geçerli. Ve hezel vecihu ala kesre hemzeti inne. Buradaki irap yani bu veci innenin hemzesinin kesre olduğu durum içindir lأنها واقعة في صدر cümletil الجواب. Şimdi bak bu konuyu alıp başka bir konuya bağlayalım. Bu konuyu alıp başka bir konuya kitap bağlayacak. Ne dedi burada? İza el feca faul cevap. Aklım İzael el de kaldı. Faul cezaiyeden sonra gelirse inne de olur, enne de olur dedi. Ama bize önce inne olduğu yeri söyledi. İnne olduğu yeri söyledi. Ve e, bakın ne diyor bunu? Bu ne ne için geçerli? Çünkü burada cevap cümlesinin başında yer alıyor ya. Hani sıla cümlesinin başında yer alırsa, hal cümlesinin başında yer alırsa, cümlenin en başında yer alırsa, mekûlün kavilde yer alırsa hep inne hep inne hep in neydi ya? Ama arada bir fark var. O daha önceki konu geçen ders geçti. Orada inne gelmesi vacipti ama feul ceve, cezaiyeden sonra gelirse inne gelmesi caiz. Ama enne de gelebilir. İnne gelirse bu şekilde irab edeceğiz. Ya da fe ennehu dersek buna bak şunu kesinlikle bir kabul edelim. İnne okuduğumuz yerde mastarı müevvel denen bir şey yok. Enne okuduğumuz yerde mastarı müevvel var. Nerede okursak okuyalım bunu. Bu öncelikle bizim bugünkü altyapı temel konumuz. Bunu zihnimizde kesinlikle oturtmak lazım. Dolayısıyla az önceki gibi inne de okuyabiliriz ya da enne dersek o zaman fe ennehu dersek o zaman enne ismi ve haberiyle masları müevveli oluşturur ve buradaki masları müevvel fi mahalle ref olur ve mükteda olur haberi hasfedilmiş olur sayın hocalar bak şimdi bu olayı da şöyle anlayacağız şöyle anlayacağız bir daha örneğimizi açalım tamam örnek geldi şimdi. Menin aynı geçerli. Müpteda. İşte yeşteyit onun haberi. Buradaki her şey doğru. Burada fi'lu şartımız var. Burası yeni bir cümle. Yeni bir cümle. Fe ennehu olarak bunu okuyalım. Fe ennehu nacihun. Masları müevvel bizim müptedamız. Haber burada hasfedilmiş. Müptedamız haber. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz ya. Bu cümlede zaten bir müpteda var. Değil mi? Zaten cümlede men müptedası var. Aynı cümlede Yeni bir müftada nasıl oluyor diye düşünen var mı içimizde? Mutlaka aklımıza gelir. Ona da şunu söyleyelim. Bunlar ayrı cümleler. Burada iki tane cümle var. Dolayısıyla sağdaki ana cümle, soldaki de e, ne diyelim ona? Cevap cümlesi. Bak sağdaki cümlede müftada haberli, cevap cümlesi de müptada haber. Bunda herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Cümlenin takdirinde de kitap yazmış men yechtehit fenecahu hani mastarı mastar yapacağız ya fenecahu sabitun bak sabitun da burada hasfedilen haberimiz. Ve testati'u en tekule innel mastaral müevvele min enne ve ma'muliha fi mahalli ref'in haberin ve müptede umma Bak bunu da diyor kitap sen e, söyleyebilirsin. Yani iki seçenek sunmuş bize. iki seçenek. Eğer bunu enne okursak İnne okuyunca irab kolay da enne okuyunca masları müevvel devreye giriyor ya. Kitap diyor ki sen buradaki ennehu nacihun masları müevveline müptada dersen haberi hasfedilmiş olur. Ama sen buna haber dersen o zaman müptedası hasfedilmiş olabilir. Mesela aynı kapıya çıkart O zaman cümlenin takdiri ne olacak? Men yeçtehit fettâbitu necahu. Bak şu hasfedilen müpteda oldu. Az önceki örneğimizde de buradaki sabitun neydi? Hasfedilen haberimiz olmuştu. Ve zâlike küllühü Ala fethi hemzeti inne. İşte bunların tamamı nedir? Bunların tamamı ennenin hemzesinin fethalı olduğu durumdur sayın hocalar. Şimdi bunların hepsi dediği ne? Hepsi dediği bu yani. Ennehu nâcihun dediğimizde İster mübteda olsun haberi hasfedilmiş olsun, ister haber olsun mübtedası hasfedilmiş olsun. İki durumda da bu enne'nin fetâlı olduğu yerdir, sayın hocalar. Evet bugünkü dersimiz güzeldi. Çünkü inne ve enne ile her yerde karşılaşma ihtimalimiz var. Nerede inne okuyacağız, nerede enne okuyacağız? Bunu bizim kestirmemiz lazım. Temel ve kolay bir mantıkla cümle başında olduğunda inne ortada geldiğinde enle. Bu zaten en temel mantığımız ama bunun haricinde bugünkü dersimizde yine önemli bilgiler öğrendik. Hem bu bilginin yanına mutlaka ve mutlaka enle ismi ve haberiyle mastarın müevvel olabiliyorsa cümlede o kesinlikle ennedir. Ama böyle bir mastar yapısı oluşturamıyorlarsa bu kesinlikle innedir. Onu da yine notlarımız arasına alalım. Yine mastarın müevvel önemli bir konu. İrabı kolay Mastarın müevvelin irabı kolay ve bence eğlencelidir. Yani cümlede sıradan bir mastar kullanmak yerine mastarın müevvel şeklinde bir fail ya da sıradan bir meful yerine mastarın müevvel şeklinde bir meful her zaman daha ilgi çeker, daha güzel olur. Hem bildiğimiz bir konuyu unutmamış oluruz. Buna mastarın müevvel deyip geçmemek lazım. Hem mastarın müevvel var için içinde, hem de ennenin ismi, ennenin haberi var için içinde. Bunların hepsi komplike bir yapı. Hepsine ...aynı anda hakim olmayı gerektiriyor sayın hocalar. Zor bir konu değil. Üzerinde biraz tekrar yapalım. Nerede ne oluyordu? Ya da mastarın müevvelin fi mahalli ref, fi mahalli cer, fi mahalli nasp gelebildiği tablomuzu da şekillendirirseniz defterinize... ...bu konu çok zor bir konu olmaktan çıkacak Allah'ın izniyle. Bir sonraki dersimiz inne ve kardeşleriyle alakalı son dersimiz olacak. Ee, bu seride yani inne ve kardeşleriyle alakalı nesk eden harfler ya da diğer kitaplardaki gibi fiile benzeyen harfler konu başlığımızdaki bu zamana kadar iki tane ders yaptık. Bununla üç oldu herhalde. Hepsinde inneden bahsediyoruz, inneden bahsediyoruz. Bir sonraki son dersimizde lamul iptida ve lamul müzhalika'dan sonra artık innenin diğer kardeşlerini de okuyacağız ve inne ve kardeşleriyle alakalı son dersimizi de tamamlayarak daha ilginç daha zorlayıcı bir konu cinsini nefyeden la konusuna geçeceğiz sayın hocalar